Nava hefteye kede sigirt yen nexweş jiyana xwecî destan. Ji ber ku tedawiyên wan nehatin kirin û ji ber ku ev deh mehe nöbeta adaletê jî dest pê kiriye. Hûn dizanin hem li Wanê, hem li İzmîrê, hem jî li Stambolê û li Amedê. Lê mixabin ne Wezareta Adaletê û ne jî tu rayedarên kupê eleqedarin dengê dayîkan nebihîstin mixabin. Bi mehane nöbeta ku girtiyên nexweş serbest bên berdan û bi hincetên vala înfazên wan neyên şewitandin, dayîk û malbat li ber xwe didin. Mixabin weke me got nava hefteyekê de sê girtiyên nexweş û bi tevahî di nava heşt mehan de 44 girtî jiyana xwe jî dest dan. Em bibêjin hatin qedilkirin bi rastî jî. Yani cezayê darvekirinê, yani yê îdamê di hukûka Tirkiye de tune ye, lê di fiîliyatê de niha em bibêjin cezayê darvekirinên hatê pêkanîn. Bi rastî jî êriş û bêedaletiyên li ser girtîgehan her ku diçe zêdetir dibin. Li hember wan grevên birçîbûnan jî dest pê kirin. Di gelek girtîgehan de niha grevên birçîbûnan hey jî didomin li hember wan pêkanînan. Êrişên li ser girtiyan, îşkenceyên kul wan tên kirin, girtiyên ku hatin ne derb kirin, hûn dizanin divê di van mehên dawî de zêdetir bûn. Dêlva ku kêmtir bibin, hey jî zêdetir dibin. Em wisa bibêjin. Mafê girtiyên nexweş ku mafê tedawîkirinê niha bi ti awayî mixabin pêk nayê. Ne tenê tedawî, bi her awayî mafên wan, mafê tendurustiyê, mafên çandî, mafên civakî, mafên bi her awayî di girtîgehê de niha ji destê wan hatiye girtin. Ji ber wê yekê jî tecrîda li ser Birêz Abdullah Öcalan û tecrîda li ser girtîgehan û civakê mixabin her ku diçe girantir dibe, zêdetir dibe. Weke gel û weke rêvebirên saziyan em ê îro daxuyan ya xwe li vê derê bidin. Em bangî hemû malbatên girtiyan dikin, em bangawaziya raya giştîrê dikin. Ji bo girtiyên nexweş serbest bên berdan, ji bo mafên girtiyan pêk bên, bila xwedî derketinek xurt derkeve holê, anna wê darbestên ku ji girtîgehan derdikevin her ku biçe wê zêdetir bibe. Gelek spas. Son süreçlerde cezaevlerinde yaşanan ölümler ve hak ihlalleri üzerinde biraz değinmek istiyorum. Son 8 ay içerisinde bilindiği gibi cezaevinde yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi. 50'ye varan, 50'ye yakın bir tutuklu yaşamını yitirdi cezaevlerinde. Tabii ki bunları Sayın Öcalan üzerinde var olan, yaşanmış olan tecritten bağımsız ele alamayız. Son süreçlerde hasta tutsakları bırakılması noktasında bütün çabalar ve girişimler olmasına rağmen ATK raporları ya da işte cezaevinde kalamaz raporları olmasına rağmen hasta tutsakların hala cezaevinde tutuluyor olması bir ciddi anlamda bir sorun olduğunu görüyoruz. Son bir hafta içerisinde de maalesef ki cezaevinde 3 siyasi tutuklu yaşamını yitirmiş bulunmakta ve bundan kaynaklı ciddi anlamda hükümetin bir an önce ve Adalet Bakanlığı'nın bir an önce özellikle hasta tutsaklar adına adım atılması gerektiğini defalarca belirttik ve belirtmeye devam edeceğiz. Onun dışında hak ihlalleri ve son zamanlarda infaz yakma durumuyla alakalı cezası biten tutukluların hala cezaevinde kalınması ve tutuluyor olması da ciddi anlamda yaşamlarını bu ölümlerden sonra her gün hasta tutsakların bırakılması ve infaz kurumunun da yakılan infazların bir an önce çekilmesi noktasında önerimizi sunuyoruz.